Hocam izin günlerinde, tatil günlerinde üzerimizde daha fazla bir gaflet durumu meydana geliyor. Rahavetle nasıl başa çıkabiliriz? Evet. Açıklayabilir misiniz? Evet, rahavet kelimesini bilmeyen kardeşlerimiz, siz biliyorsunuz, bilsinler, gevşeme. Bu gevşeklik ve gevşeme ile nasıl başa çıkarız? Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bizi tanıyan arkadaşlarımız bilir. Ben aciz derim ki İslam'da tatil yok. Ya ne var? Dinlenme var. Bu benim tabii kendi anlayış ve anlatışım. Tatil demek boş vermek demektir. Mesela Cuma günümüz bizim tatil değil ya. Tazayıfü sa'idir. Çalışmayı katlamak. Dinlenmek ne demek? Din eğitimine koyulmak demek. Müslümanın dinlenmesi vardır. Maksadım ne? Bunu eski öğrencilerim hatırlarlar. Din eğitimine koyulmak. Şimdi bunu gevşekliği atmak için ne yapacağız? Bir Kur'an-ı Hakim hizmetlerine ne diyorum sizlere devamlı? Tek kaldı mı Kur'an ezberi yapın. İki kişi bir araya gelince Arapça çalışın. Arapça çalışın. Biliyorsunuz ki Müslümanlara seferberlik ilan edildiğinde bu görevi yapanlar harbe dahi gönderilmezler. Niye? İşlerin en şereflisini, en önemlisini yapıyorlar diye. Dolayısıyla tek kalınca Kur'an ezberi, iki kişi bir araya gelince Arapça çalışması yapın. Bunları yaptığınızda inşallah dualarınız kabul olur. Cebhedeki kardeşlerimize adınıza Allah Teala melekleri gönderir, yardım ettirir. Bu şuurla çalışacaksınız. Ey Rabbim vekilimiz sensin. Bize sen vekalet et. Vekiller görevlendir. Orada can siper ederek çalışan, gayret eden, bizleri koruyup kollayan kardeşlerimize yardımcı olsunlar. Hatta önlerinde savaşsınlar. Senin göndereceğin melekler kardeşlerimizin önlerinde savaşsınlar ki onlara ne dünya ne ahiret zararı dokunmaz. Ateş yakmaz onları. Cehennem ateşi dahi yakmaz. Cehennem ateşi dünyada yanmayan şeytanı yakar. Ama melekleri yakmaz. Ya Rabbi sen bize vekiller görevlendir. Efendim ha bir de arkadaşlar diyelim ki imamız bilhassa imam ve müezzin kardeşlerim haftalık İzin günlerinde eğer evlerinden bir yere gitmediler ise evleri de hele hele camiye yakınsa efendim bugün ben görev yapmak istemiyorum da diyorsa yetiştirdiği bir öğrencisine görevi yaptıracak kendisi de arkasında duracak. Yani arkadaşlar, estaizu billah, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Sırrınca canımızın istemediği konulara daha çok can feda edeceğiz. Yani canımızı zora sokacağız. Çalışacağız, çırpınacağız, tekrar tekrar diyorum, öğreneceğiz, öğreteceğiz. Allah'ın izniyle o zaman göreceğiz ki zor kolaylaşacak. İstenilmeyen hususlar aşka dönüşecek. Ve zevka dönüşecek. Zevka dönüşecek. Allah'a sonsuz hamdolsun. Bugün bir arkadaşım, hocam bu ikramı kabul edemem. Yahu hamdolsun. Birine bir hediye de bulundum. Allah'a hamdolsun. Benim arkadaşlarıma devamlı dediğim şu. Malın hayırlısı sevdiklerimizle yiyip tükettiğimiz mallardır. Afiyetle ya. Dolayısıyla arkadaşlar Allah'ın izniyle çalışmalarımızın da en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil ettiğimiz görevlerdir. Onun en önde gelen görevi imamlıktır. İmamlık önderlik ama asıl önderlik de Allah'ın kelamıyla camide önde olarak görev yapmaktır. İnşallah Teala kendimizi uyaracağız, zorlayacağız. Hangi işe devam edersek Allah'ın izniyle tiryakisi oluruz. İğrenç bir sigaraya devamla tiryaki olunuyor. İğrenç pisliklere, içki vesaireye, uyuşturucuya
devamla tiryaki olunuyor. Rabbimizin kelamını öğrenip öğretmeye devam edeceğiz. Cümle tek cümle. Kelamullah'ı ezber ve tefsir. Bunu yapmak için de Arapça dersleri ile uğraşı bizi ne yapacak? Kahraman edecek. Allah yolunda, Resulullah izinde Aliler gibi, ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun, kahraman olmak derecelerin en yükseğine ermektir.